Şaban ayına girdik elhamdülillah. Resul-i Ekrem'in ayıdır, beraat ayıdır, Ş Şaban ayı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize ne gibi bir sünnet bıraktı, nasıl bir yol bıraktı oraya dikkat etmek lazım. O yoldan ne kadar uzaklaşıyorsak bilmeliyiz ki Allah'ın nurundan uzaklaşıyoruz. Maneviyattan uzaklaşıyoruz feyzu bereketten uzaklaşıyoruz. O her ne vesile ile olursa olsun eğer mecburiyet yoksa <laughs> Efendimizin sünnetinden kenarıya taşıldıysa taşıldığı miktarınca maneviyat kaçırılacak. Meclisimiz sohbet meclisidir. Ne olur sohbette oturanlara? Allah katından nur yağar. Sohbet meclisi içerisinde en kutlu insan kim ise Sohbetin güzelliği odur ki o insana inen rahmet yağmurlarından bütün sohbet ahalisi faydalanır. Allah'ın lütfu kerem böyledir. Bir noktaya baktığı zaman Mevlamız o noktadaki en kutlu kul kim ise ona lütfettiğini orada olanların hepsine lütfeder. Onun için manevi meclislerde toplanmak büyük berekettir. Bu meclisin tabi Hayırlısını Allah bilir Celle Celaluhu. Hani biz burada oturan, konuşan olduğumuz için en hayırlısı biz manasında söylemiyoruz biz bunu. Şeyhimiz Hazretlerinin buyurduğu gibi bu meclisin içerisinde Allah'ın rahmetine, mağfiretine en çok ihtiyacı olan kişi olarak konuşuyorum. Yani. Öyle bilerek sohbete başlıyoruz Allah'ın izdiyle. O rahmet yağmurlarını biz bu gözlerle maalesef görmüyoruz. Ama mana perdeleri açıldığı zaman herkes görür. Onun için kutlu insanlar böyle meclisleri terk etmezler. Kimi insanlar lüks meclislerin peşine koşar. Lüks sıralarda otursunlar, lüks kortuklarda otursunlar, lüks evlerde otursunlar. Ama meşayih-i kiram bize verdiği ilk ders nedir? Eskiyi arayın. Maneviyatlı yeri arayın. Lüks yeri aramayın. Suni olandan kaçın. Betondan kaçın. Toprağı arayın. Taşı arayın. Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri'nin bize ilk tavsiyesidir bu. Neden? Maneviyat orada. Maneviyat ehli de orada oldu çünkü. Onlar yağan rahmeti gördükleri için rahmetin yağdığı noktalara bizi hep yönlendiriyorlar. Gün gelir Allah lütfeder de bizim gözümüzden bu mana alemini kapayan perdeler açılırsa o zaman o rahmet yağmurlarını biz de görürüz. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Hazreti Aişe'ye bir gün açıldığı gibi. Hazreti Aişe annemiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dışarıdan geldi de bir gün Efendimizin omuzlarını kontrol ediyordu. Omuzlarına bakıyordu Efendimizin böyle böyle. Efendimiz buyurdular. Ne oldu ya Ayşe? Nedir bu telaşın bu e efendim diyor dışarıdan baktım sizin üzerinize yağmur yağıyordu baktım üzeriniz ıslandı mı diye diyor. Böyle bol bol şakır şakır. Dışarısı günlük güneşlik. <laughs> Hazreti Ayşe öyle diyor. Nasıl gördün sen o yağmuru diye peygamberimiz sormuş. <laughs> Efendimizin takmış olduğu bir sitr var başına örttüğü. O örtüyü üzerine almış Hazreti Ayşe. Onun maneviyatıyla Allah açıyor perdeleri. Göklerden inen rahmet yağmurunu görüyor Resul-i Ekrem'in üzerine. Hazreti Ayşe annemiz. Ondan dolayı normal yağmur zannediyordu onu. Geliyor Efendimiz'in omuzlarına bakır ıslandı mı diye. Efendimiz buyuruyor ki o rahmet yağmurudur. O normal yağmuru değil. İşte bu meclisler Resul-i Ekrem'in kurduğu meclislere imtisalen kurulmuş meclislerdir. Bu meclislere rahmet yar Allah'ın izniyle. Celle Celaluhu. Bu meclislerimiz çokluk ve azlık bakımından nasıldır diye düşünmek değil. Resul-i Ekrem'in meclislerine ne kadar benziyor ne kadar benzemiyor o noktayı düşüneceğiz. Asıl noktayı nazar burası olacak yani. Ne kadar benziyorsa o kadar güzel, o kadar feyizli, o kadar bereketli, o kadar bize nur katacak, o kadar bize yol açacak. Manat aleminde Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Biz bu noktaya bakacağız. Bu noktayı itibara alacağız inşallah.